Değerli arkadaşlarım, hepiniz Memur Akademi platformuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapıcı 1108 personel alımı ile alakalı bilgiler vereceğiz. Öncelikle arkadaşlar, bu 1108 personel 10 şehire atanacak. Yani 10 şehirde göreve başlayacaklar arkadaşlar. Peki bizlerin bu branşta bu pozisyonlara başvurabilmesi için hangi şartları taşıyor olmamız gerekmekte arkadaşlarım? Öncelikle başvurmak için ilk aranan madde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B maddesi, yani ikinci madde, kuruma kayıtlı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak. Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklencinin veya bağlı ilgili ilişkili ve yan kuruluşların çalışanı olmamak. Başvuru tarihinden önce sonra bir aylık süreçte 5510, yani 5510 sayılı kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak. Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak. Bunun dışında arkadaşlar, hane gelir şartını sağlamak, kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak şartları aranıyor arkadaşlar. Peki EU personeli olarak sizlere belirttik. Birazdan size açıklayacağız. Peki alınan arkadaşlarımız hangi pozisyonda yerleştirilecek? Arkadaşlar, İşkur ile yayınlanan EU personel alım ilanına göre 10 şehir için toplamda 1108 EU personel alım ilan listesini şimdi sizlere söyleyeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar, alımlar camilere, Kur'an kursları ve müftülüklere temizlik görevlisi alımı alanında gerçekleştirilecek. Ve bu alımlardan Kars'a 32 kişi il müftülüğüne, Bartın'a 33 kişi il müftülüğüne, Afyon'a 203 kişi il müftülüğüne, Kayseri'ye 533 kişi il müftülüğüne, Karabük'e 46 kişi il müftülüğüne, Artvin'e 41 kişi il müftülüğüne, Nevşehir'e 54 kişi il müftülüğüne, İzmir 50 kişi il müftülüğüne, Giresun 100 kişi il müftülüğüne, Ardahan 16 kişi il müftülüğüne yerleşim sağlayacak arkadaşlarım. Ve farkındaysanız, tüm şehirlerimizin yanına bir de iş ilanı numarası yazdık. Mesela Kars'ınki 2142, Karabük'ünkü 2134, Nevşehir'in 2137, Giresun'un 2141 gibi. Arkadaşlar, İYİP başvurularından kastettiğimiz şey şu. Nasıl yapacağız biz bu başvuruyu? Arkadaşlar, İşkur aracılığıyla yapacağız. Peki nasıl olacak arkadaşlar bunun? E-Devlet'ten Alo 170 ve E-Şube üzerinden başvuruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru süresi 5 gün olarak belirlendi. Lütfen bunu unutmayın. Adaylar başvuru ilanı yayım tarihi olan 21 Ekim 2024 tarihiyle başlamış olup en geç 4 gün içerisinde 25 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruların yapmış olması gerekmekte değerli arkadaşlarım. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.